Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bırak. Yavaş yavaş yavaş. Ha Can Bey. Sizin ne işiniz var ya burada? Hanım asıl senin ne işin var burada? Ha doğru, ben sizi arıyordum zaten. Sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor. O çok belli zaten, bir şey söylemek istiyorsun ki buralara kadar geldin yani. Herhalde bir şey söylemek istiyorsun. Evet. Evet. Yalnız Sane, baştan söyleyeyim de çay yok ya. Bir tek ıhlamur yaptım. Uyardım sana. Can Bey, ben şu anda ne olsa içerim. Ha, tamam. Sen iyi misin? Üşütmüş gibisin biraz. Hayır. Bu ne bu? Bu ne? Ne yapıyorsun? Uf, neler gördüm bilemezsiniz Can Bey. İyi misin? Ay, evet, iyiyim. Vallahi ıhlamur çok iyi geldi. Teşekkür ederim. İyi. Sanem, ne yapıyorsun burada? Nasıl buldun beni? Ben en önce kulübeye gittim. Orada bulamadım sizi. Dönüşte de arabanızı gördüm, daldım ormana. Sen bir de kulübeye mi gittin? Evet. Neden? Benim sizinle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Evet, onu anladım. Yani dün de bir şeyler söylemek istiyordum. Yarıda kaldı. Bence artık söyle, kurtul. Ha. Yok, o dün söyleyeceğim şey değil bu. Yani bu hemen çözmemiz gereken bir konu olduğu için en önce bunu söyleyeyim. Diğerini de mutlaka söyleyeceğim ama. Tamam, yani hiçbir şey anlamadım ama tamam. Can Bey. Hı. Sizin üye olduğunuz derneğin Türkiye temsilcileri yarın sizi sorguya çekeceklermiş. Ben size ulaşamayınca hiç kimse, ben de sizi aramaya çıktım. Can Bey, ya ben bunu ben söylemek istemezdim ama hiç kimse ulaşamadı size. Ofistekiler de çok üzüldü. Siz öyle dönmeyeceğim deyip gidince döneceksiniz değil mi? Yurt dışına falan döner diyorlar, doğru mu? Bilmiyorum. Gitmeyin. Neden? Ne neden? Neden gitmeyin? Beni tutan ne? Doğru. Haklısınız. Sizi burada tutan bir şey yok. Dönelim mi artık? Geri? Yok, bu saatte gidemeyiz. Yani karanlıkta arabayı bulmamız 3-4 saati bulur. Günde olsun öyle çıkarız. Yani daha çabuk yürürüz. Ne şimdi çıkarsak başımıza ne gelir belli değil. Hiç gerek yok. Tamam. Size bir şey sorabilir miyim? Hı. Bu taşlar sizin için çok mu özel? Yani çok özel biri mi hediye etti, bir anısı falan var mı acaba? Evet. Yani öyle senin sandığın gibi özel biri değil. Ya ben Sri Lanka'da çekim yaparken çok ciddi bir sakatlık geçirdim. 2 ay falan yatmak zorunda kaldım. Orada bana bakan çok yaşlı bir kadın vardı. O verdi bu taşları. Yani bu taşlar gezginleri koruyan taşlarmış. Ay taşı. Ay taşı. Neden 2 tane peki? Neden 2 tane? Çünkü efsaneye göre ay ışığını içine çekiyormuş. Yani koyu olan ayın gizli görünmeyen yüzü. Beyaz olan ayın aydınlık yüzü. Her insan 2 parçadan oluşurmuş. Biri gizli kırılgan tarafımız. Diğeri de sadece sevgiyle bakanların görebildiği aydınlık tarafımız. O yüzden 2 tane. Bir de ben de tabii bir gezgin olduğum için bir
beni koruduğuna inanıyorum. Bir de tabii iyi geliyor oynaması. Çok güzel. Bence de çok güzel. Yıldızlar ne kadar güzel. Sanki elimi uzatsam tutacak gibi hissediyorum. Siz buraya sık sık gelir misiniz? Bazen yalnız kalmak istediğimde. Ay Can Bey. Siz böyle yalnız kalmak istediniz, kafa dinlemek istediniz. Ben geldim böyle kafanızın dibinde dır 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 hiç susmadım. Çok sıktım sizi. Senleyken hiç sıkılmıyorum ki ben. Yatalım mı? Yatalım mı? Hı. Çüş. Ha, yok. Öyle değil ya şey. Yani geç oldu ya. Uyku saatin gelmiştir çoktan diye. Çadırın içinde yatabilirsin istersen. Yani beni zaten uyku tutar mı tutmaz mı belli değil. Otururum yatarım bakacağım ya. Tamam. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Allah rahat versin. Size de öyle. Can Bey, ben son kez bir şey soracağım. Ondan sonra bir daha hiçbir şey sormayacağım. Söz veriyorum. Ya şimdi ben çadırda tek başıma yatacağım. Biraz korkabilirim. Siz de nasıl olsa oturuyorsunuz. Şurada bir yerde ben kıvrılsam, yatsam da hiç korkmasam. Sorun olur mu sizin için? İyi düşündün mü? Emin misin? Çünkü yani burada her şey olabilir. Hani yılan vardır, böcek vardır, akrep vardır, sinek, sivrisinek ısırırlar yani. Emin misin burada yapmak istediğini? Ben sizi ararken iki tane yılanın kafasını ezdim. Şaşırmam, yaparsın. Tamam o zaman uyku tulumunu ben getireyim içeriden. Tamam. Tamam, sen buraları tamam. Şey yap. Tamam, iki tane değil, bir taneydi yılan Can Bey. Çok rahat değil ama idare eder. Ay. Tamam. Kaldırsana başına. Daha iyi değil mi? Teşekkür ederim. Ya Can Bey, son kez bir şey söyleyebilir miyim? Ondan sonra bir daha ağzımı açmayacağım. Siz şimdi böyle taşta toprakta yatıyorsunuz. Ben prensesler gibi burada yatıyorum. En azından şunu paylaşsak. Olur.
Günaydın. Günaydın. İyi misin? Gece hapşırıp durdum, burun çektim falan. Kamp hayatı yaramamış olabilir sana. İyiyim. Siz uyumadınız mı? Ben yok pek uyumadım. Ama sıkıntı yaşamıyorum, iyiyim. Gidelim mi? Olur. Sen tulumları falan toparla o zaman, ben çadırı kaldırayım. Tamam. Günaydın. Günaydın. Can Bey'e çay getirdim size. Sağ ol sana. Telefonunuz. Evet, bu ara biraz fazla çalıyor. Afiyet olsun. Efendim Polen. Evet, bu ara biraz kapalıydı, evet. Can Bey, her şeyi anlatacağım. Bana ne anlatacaksın sen? Can Bey. Evet. Bana ne anlatacaksın sen? Can Bey, bu adam. Polis çağıralım. Tamam. Öyle halledelim, tamam mı? Can Bey. Hayır. Biri kaçıyor. Emre Bey, ben yapmadım. Aylin Hanım planladı her şeyi. Beni nereden tanıyorsun? Sizin şirketinizde staj yapmıştım. Aylin Hanım bana para verdi, bütün fotoğrafları yükletti. Emre Bey, ne olur hapse girmek istemiyorum. Sus! Beni dinle. Dediklerimi birebir yapacaksın, tamam mı? Anladın mı beni? İyi. Sanırım. Can Bey. İyi misin? Ha? Nasıl hissediyorsun? Evet, evet. İyiyim. Gel buraya. Çok korkuttun beni. Sana bir şey olmasın. Emre Bey nerede? Adamın peşinden gitti. Ne söyleyecektin ona? Can Bey, aslında ben... Geç buraya. Geç! Gel lan buraya. Az daha öldürecekti lan kızı. Az daha öldürecekti. Abi sakin ol. Can Bey lütfen. Can Bey. Tamam sakin ol. Sakin ol. Sanem kurtardı seni. Sanem kurtardı seni. Çocuğun izin ol bulmuş. Ona ne kadar teşekkür etsek az. Kimsin lan sen? Hı? Derdin ne benden? Geç. Geç, anlat tek tek. Geç!
Cemal'i ben yaptım. Ben internet sitesine yükledim fotoğraflarınızı eski tarihle. Ne, onu biliyoruz. Kime çalışıyorsun? Fotoğrafları nereden buldun? Kim verdi sana fotoğrafları? Kimse vermedi. Kendi fikrimdi. Hacker bir arkadaşımla sizin şirketin sistemine girdik. Orada projenizin dosyasını görünce onu kullanalım dedik. Onu kullanalım dediniz. Çok iyi yaptınız. Sıkıntın ne oğlum senin bende? Can Bey, size özel bir şey değil. Sizin şirketinizde staj yapıyordum. Attılar beni. Ben de intikam almak istedim. İşi alamadın, patronu mahvedeyim dedim. Çok iyi yaptın, bravo. Bravo. Sen daha çok staj yaparsın. Dua et. Çok daha önemli bir meselem var, yoksa seninle uğraşırdım. Dua et. Sanem'in başına kötü bir şey gelmesin. Var mı? Sakin ol, tamam mı? Can Bey. Can Bey, lütfen. Polis çağırdın mı Emre? Aradım, Metin'e geliyormuş. Polislerle birlikte. Ne polis Emre Bey? Bir hastaneye gidelim, başını gösterelim. Darbe aldım başına. Yok yok Can Bey, hiç gerek yok. Sanem, lütfen. Emre Bey, hapse girmek istemiyorum. Ne olur Emre Bey. Emre Bey, ne olur. Ya istemiyorum Emre Bey. Anlattım size her şeyi. Emre Bey, ne olur. Hapse girmek istemiyorum. Ne olur Emre Bey. Onu yaparken düşüneceksin. Emre Bey, ne olur yapmayın. Çok sağ olun arkadaşlar. Eyvallah. Emre, sen Sanem'in yanında durursun. Ben arabaya gideyim. Şöyle basın. Konuşmamız lazım. Ne konuşacaksınız ya? 5 dakikada kurmuşsunuz tezgahı. Can Bey'in her şeyi öğrenmesi lazım. Ya söylesen ne olacak? Beni de silecek, seni de silecek. Sonra çekip gidecek. Hayatında kimseye bir daha güvenmeyecek. Ya sana söz veriyorum. Hepsini düzelteceğim. Neyi düzelteceksiniz ya? Bana söylediğiniz yalanları nasıl geri alacaksınız? Beni alet ettiğiniz oyunları nasıl geri alacaksınız? Ben nasıl bir pisliğin içine düştüm ya? Senem. Senem gel. Gel, tamam. Tamam, bırakın. 1 saniye dinlenir misin şurada? Çok pişmanım, hata yaptım. Ya bütün bunları düzelteceğim, söz veriyorum. Tamam. Yani hatalı olduğunuzu kabul ettiniz, pişmansınız. Oturalım, konuşalım Can Bey'le her şeyi. Ya abimi tanımıyorsun. Yalandan dolandan nefret eder. Anlasak da anlamaz. Beni hayatından silecek. Nereden biliyorsunuz? Belki öyle olmayacak. Belki de... Biliyorum. Prensiplerine ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Annemi de sildi. Bir daha görüşmedi onunla. Seni de, beni de siler. Gerçekten artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya bugün konuşma yeter. Yarın ben bütün bunların hepsini halledeceğim. Sana söz veriyorum. Son kez bana güven. Son kez. Hilmi'ye ne olacak? Sizin yüzünüzden hapiste mi yatacak çocuk? Onu halledeceğim. İnan bana. Halledeceğim. Tamam mı? Selam. Sanem, ne oldu sana? Bir şey yok. Küçük bir sırık sadece. Önemli bir şey değil. Geçmiş olsun. Kardeşim, evimizin aydın temize çıktı mı? Kalan işlerle ilgilenirsin değil mi? Merak etme. Yok. Sanem, hadi gel, hastaneye gidelim. Can Bey, gerçekten gerek yok. Ben evde hallederim bir şekilde. Sanem, biner misin arabaya? Hadi. Ben de geleyim. Bir şey lazım olur. Gel. Bir ihtiyaç olursa. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sanem, kafana ne oldu? Buyurun, buyurun. Anne, Sanem. Yok, bir şey olmadı. Kafamı çarptım bir yere sadece. Önemli bir şey değil. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Terli geleyim size. Aa, tabii. Çok haklısınız. Biz alışık değiliz tabii. O yüzden. Zahmet verdik size de. Şöyle koyuyorum ayakkabıları. Tabii, tabii. Emre ben.
Canın kardeş. Çok memnun oldum. Leyla çok uzun uzun bahsetti sizden. Çok memnun oldum. Ha, buyurun ben size hemen yol göstereyim. Buyurun. Nihat. Nihat. Ha? Aa. Can Bey evladım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Merhaba Emre ben. Merhaba Emre Bey hoş geldiniz. Memnun oldum. Ayakta kaldınız lütfen. Buyurun buyurun. Buyurun. Aman. Kullanmıyorum zaten. efendim Sanem çok ufak bir kaza geçirdi ama hiç endişelenecek bir şey yok. Hiç merak etmeyin. Ben hastaneye götürdüm. Şimdi bizzat eve getirmek istedim ama hiç merak etmeyin. Endişelenecek bir şey yok. Gayet iyi durumda. Sağ olun. Allah Allah. Kapıda önemli değil dedin sen bana. Ne oldu çocuğum iyi misin? İyiyim. Abartılacak bir şey yok anne. Ay Can Bey. Bu kız çocukluğundan beri hep sakardır. Çarpar, döker, vurur. Hep kendine hep böyle bir zarar verir ya. Sana mi sakar? Gerçekten mi? Ben... Ya hiç şahit olmadım sakarlığına. Çok şaşırdım şu an. Enteresan. Biz kalkalım isterseniz. Ya olur mu? Daha yeni geldiniz bir çayımızı için. Hem zahmet etmişsiniz o kadar. Sanem'i getirmişsiniz. Lütfen buyurun oturun. Çok sağ olun. Benim de işim var gitmemiz lazım. Emre Bey, bu arada biliyorsunuz Leyla çok çalışkandır. Hani böyle siz eğitime yollayınca bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Sağ olun. Rica ederim. Yani Leyla'nın bizim için yeri ayrı. Sağ ol. Hadi geçelim mi? Geçelim. Yalnız Sanem'in sabaha kadar uyumaması gerekiyormuş. Doktor öyle söyledi. Öyle mi? Sanem biz seni sahilde dolaştıralım istersen. Ne dersin? Yok yok hiç gerek yok. Teşekkürler ben hallederim. Tamam peki öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz efendim. Güle güle. Ben size uğurlayayım. Buyurun. Sağlık. Buyurun Can Bey. Buyurun lütfen. Kız kovmaktan beter ettin adamları. Bir çıkın gidin demediğin kaldı. Allah Allah. Bak. İyi misin? Ya niye sakarlık yapıyorum ben? Niye böyle yapıyorum? Bak her yerini vuruyorsun, çarpıyorsun. Yazık değil mi anne? Ben en iyisi üstümü değiştireyim bir an önce. Allah!